Beykoz'da Ordular Derneği'ndeyiz. Öncelikle Sayın Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Başkan Yıldırım bizi burada ağırladığı için. Tabii bir ordulu olarak Beykoz'da Ordular Derneği'ni ziyaret etmeden burada bir en azından bir siyasi çalışma yapmam mümkün değil. Esasen buraya da böyle bir siyasi çalışmanın ziyaretinde ilk kez geliyorum. Bir tanışma, bir merhaba demek için buraya geldik. Burada Beykoz Cumhuriyet Halk Partisi ilçe yöneticileriyle, başkan yardımcısı arkadaşlarımızla, yöneticilerle beraber bu derneği ziyaret ediyoruz. Beykoz'a baktığımızda Ordu Mesudiyeliler, Giresunlular ve Kastamonuların, Rizelilerin ağırlıkta olduğu bir ilçemiz. Aynı zamanda Mesudiyeliler Derneği Başkanı Salih Erol da burada, İstanbul Mesudiyeliler Derneği Başkanı Salih Erol Bey de burada bizimle beraber Beykoz Ordular Derneği'ni ziyaret ediyoruz. Mesudiyeli olmak Beykoz'da tabii daha farklı bir duygu. Ağırlıklı olarak burada birçok Mesudiye Köy Derneği var. Onları da zaman zaman ziyaret ediyoruz. Hemşehrilerimizle birlikte oluyoruz. Ama ben bu bölgenin bir milletvekili olarak orduluyum, Mesudiyeliyim. Ama sadece ziyaretlerimiz Ordu Mesudiye dernekleriyle ilgili değil. İşte dün de Giresun derneklerini ziyaret ettik. Geçtiğimiz hafta Kastamonu derneklerini ziyaret ettik. Bu yörenin bir milletvekili olarak bu Beykoz'un sorunlarını, problemleriyle ilgilenmek, varsa sıkıntılar, problemler, onlar için çözmek konusunda destek vermek, Beykoz'un Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sesi, gözü, kulağı olmak gibi bir görevimiz de var. Bunu umarım layıkıyla yerine getirmeye çalışırım. Tabii bu çalışmalarımı yaparken benim en büyük destekçilerim de bu Beykoz'da kurulu STK'lar, sivil toplum örgütleri, burada başta hemşeri dernekleri olmak üzere muhtarlarımız onlar olmalı. Çünkü burada yaşayan onlar ve buranın sorunlarını, problemlerini onlar daha iyi biliyorlar. Onlar bize doğru şekilde bunları yönlendirdiği zaman biz de doğru bir çalışmayla buradaki sorunların, problemlerin çözülmesinde büyük katkı sağlarız diye düşünüyorum. Tabii memleketin, ülkenin en önemli sorunlarının başında terör geliyor. Her gün canımız yanıyor. Ateş düştüğü yeri yakar biliyoruz ama bu terörün üzerinden gelmek ancak birlik, beraberlik ve dayanışmayla olur. Hiçbir siyasi farklılık gözetmeksizin bütün herkesin tek bu ortak noktada terörle mücadele konusunda birlik, beraberlik ve dayanışma içinde olmamız halinde bunların da üzerinden geleceğimize yürekten inanıyorum. Ve bu konuda da biz mecliste diğer siyasi parti gruplarıyla beraber ülkenin bu beladan kurtulması için elimizden gelen çalışmayı yapacağımıza da inanıyorum. Teşekkür ederim.